Dinmek bilmez yağmurlu bir gününden hepinize merhaba arkadaşlar. Şu tipime bakın, içimde bir tane daha şapka var. Sabah duş almıştım, o yüzden şu an kendimi bayağı iyi kapatarak evden dışarı çıktım ama yani beni sıksanız öyle bir su çıkar ki üstümden anlatamam size. Yani bugün bayağı yağıyor. Size markaları gösteriyorum arkadaşlar. Şuradan bakabilirsiniz. Burada Tim Hortons var arkadaşlar. Burası ünlü bir, daha doğrusu Kanada'nın ünlü kafesi diyebilirim size. Biz bugün Saide ile beraber outlet gezmeye geldik arkadaşlar. Ya şu an ama lensten dolayı odaklanamıyorum. Yağmur yağışı Vancouver benim influencer olmamı, youtuber, vlogger olmamı etkiliyor arkadaşlar. Engelliyor hatta. Şu an biraz altı buğulu, yani sürekli siliyorum ama üstümde ıslak olduğu için bir şey değişmiyor. Şimdi bugün buraya geldik. Outlet'te biraz gezelim dedik. Çünkü fiyatlar çok çok daha store'dakine göre, yani dükkandaki, merkezdeki dükkandakilere göre bayağı inmiş oluyor. Ki fiyatları hep beraber göreceğiz. Burada benim bir gözüme çarpan Calvin Klein'e Tommy Hilfiger oldu. Çünkü onlara da sürekli böyle baktığım için. Başka senin öyle hangi mağazalara bakacaktık? Helly Hansen. Neydi? Helly Hansen. Helly Hansen. Buranın ünlü bir markasıymış ve tüm herkesin üzerinde onun montlarını, yağmurluklarını görebilirmişiz. Yani ben cahildim bu konuda, bilmiyordum. Öğrenmiş oldum bugün. Birlikte bakarız. Ya içi çok büyük arkadaşlar. Arabanız varsa buraya gelmek çok mantıklı. Yani ve hani rahat da park edebileceğiniz yerler de var. Şimdi size tekrar gösteririm. Ama biz yaklaşık 20-25 dakika metro ile geldik. Sonra üzerine otobüsle tekrar buraya gelmek için uğraştık. Ama bence 45 dakikada falan gelmişizdir. Ben sabahı sürmedi ama şu an görüyorum çok fazla yok. Gelmeye değecek bir şey yok. Olsun, yani bir daha gelmeyiz en azından. Öyle düşünelim, yani gelmiş olduk. Ben gayet okeyim çünkü o outlet yerlere gitmeyi seviyorum arkadaşlar. Marka şeyleri daha uygun almak bence çok hoşmuş. Burada bikiniler, mayolar var ve 20 dolara falan düşmüş. Önceki fiyatı kaç göremiyorum ama 40 dolardan falan. Halime bakın. Burada da ben varım. Bitik. Bitik. Sayıda buna aşık oldu arkadaşlar ve özellikle aşık olduğunu belirtmemi istedi. Bu battaniye şeklinde, şuna bakın. Çok güzel. Bu ne kadarmış? 60 dolarmış. Bu sezonumsu ama indirimde değil. Yumuş yumuş. Helly Hansen'a geldik arkadaşlar. Burayı Kolombiyamsı bir marka olarak düşünebilirsiniz. Böyle montları var. Şimdi fiyatlara bakalım. Bu mesela 300 dolara düşmüş. İndirimde bir de. Yani 600'lara 500'den düşmüş mesela. Gayet pahalı. Ama tabii bir Kanada bluzu kadar pahalı değil. Şu bizim ablamla Türkiye'de vardı ve çok giyiyorduk bunu. Bunu bulduğuma çok mutluyum. Ama 90 dolar diyor. Daha az olsa mesela gözüm kapalı alabilirdim. Ama şu an ihtiyacım olmadığı için bilmiyorum. Converse. Mesela 40 dolara şu. Çok iyi. Şimdi Sayıda Hunter denedi ama bu parlak almayacak. Orijinalinden alacak yani, şöyle olanlardan. Bunlar ama indirimde değil yani, 200 dolar. Templeton'ı bekliyorum. Haftaya da Templeton'a gideceğim outlet olarak. Size fiyatları gösteriyorum. Mesela şu 29 dolar. Arkadaşlar 14 ile çarpın. Şu an 13.80 falan galiba çünkü. Old Navy'ye geldik arkadaşlar. Geziyoruz. Downtown'da da vardı store. Ve direkt bir cüzdanın fiyatına bakayım dedim. Şunlar Türkiye'de şu an ne kadar oldu bilmiyorum ama. Yani 42 dolar şu anda. 43 dolar burada. Ve çarptığında 580 ile falan yapıyor. Max 600 olur yani arkadaşlar. Türkiye'de çok daha pahalı olacağını düşünüyorum şu anda. Böyle bir şeye ihtiyacım var şu anda. Dün çünkü beymenimin sapı koptu gibi bir şey oldu. Ama 75 dolarmış. Yani 75 dolar şu an buna ayırma. Daha uygun olsa ayırırdım. Mesela şu kartlık. Şu an benim de kartlığa ihtiyacım var. Ama başka markadan almak istiyorum. Ama mesela başka beğenmiş olmasaydım 23 dolara hiçbir şey. Şunu gidin alın yani. Aşırı ucuz. Şimdi Tim Hortons'a geldik arkadaşlar. Şundan aldım. Zaten siz de göreceksiniz. Creamy Maple Pecan Donut. Ve bu şu anda Baker's Choice'un da seçtiği... Baker's Choice ne ya? Baker's'ın da seçtiği donutmuş. Bu Tim Hortons'ta gerçekten çok fazla seçenek var donut üzerine. Ben şunu Double Chocolate denemiştim.
Yani ben büyük bir şeyle gittiğim için bence. Öneriler üzerine. Ama daha okay. Fazlasını bekleyince. Facebook'tan bekleyecek. Aynen. Facebook'un bekleyince güzel. Hangisini? Big Egg and Biscuit. Aa evet. Bir kahvaltına denetlebilirim. Şunu bırakayım dedim. Kahvemi almaya gideceğim. Size donutumu gösteriyorum arkadaşlar. Bakalım tadı nasıl olacak. Sizinle beraber deneyelim dedim. Bakalım akacak mı, ben onu merak ediyorum. İç dolgusu mu? Şu an iç dolgusuna ulaşamadım. Pikan ne oluyordu? Üstündeki ceviz, pikan cevizi. Evet evet de ceviz değil mi? Ceviz. Gördün mü ortasını? Evet. Ve tadını çok beğendim. Double Chocolate'dan bir kat daha iyi. Demek ki sen benim bir dolgulu seviyorsun. Olabilir. Şu size kremasını göstermek istiyorum. Bir odaklayamadı galiba ama bayağı bol koymuşlar. Gerçekten tebrik ediyorum. Selamlar arkadaşlar. Outlet turumuza Walmart'la beraber devam ediyoruz. Walmart bir outlet değil. Ama birçok ürün burada gerçekten daha uygun fiyata. Market, şu an market bölümündeyiz mesela. Market için alacaklarınız olsun, her şey var zaten. Normal bir market gibi aslında ve daha uygun fiyatlı diğer marketlere göre. Ve hani ilerleyen taraflarında işte banyo ile ilgili şeyler de var, elektronik şeyler de var. Aklınıza gelebilecek her şey. Walmart belki duymuşsunuzdur. Şimdi neler alıyoruz size göstereceğim. Şimdi şu humusu önerdi mesela Sayıda bana. Bu bir de sarımsaklıymış. Bundan aldım. Sonra şu gnocchi mi? Nasıl deniyor bu? Gnocchi. Gnocchi aldım arkadaşlar. Bunu tavada kızartarak da, normalde Sayıda airfryer'de denemiş. Ama tavada kızartarak da veya önce haşlayıp sonra kızartarak da yapabiliyormuşsunuz. Bunu deneyeceğim. Bir de kaşar peyniri aldım. Direkt böyle kaşar diyebilirim. Şimdi de hindi seçmeye çalışıyoruz. Vejetaryen çok ürün var arkadaşlar. Mesela pizza üzerine vejetaryen pepperoni. Sonra burada işte hamburger köfteleri, vejetaryen bir şekilde. Ondan sonra burada çok güzel bir tofu varmış. Hem kızartmaya da uygun. Bunu önerdi mesela Sayıda bana. Bunun fiyatı 3.97, 180 gram bir tofu. Mesela bu da kıyma. Kıyma mı? Vejetaryen kıyma, evet. Aa, vejetaryen kıymaymış. Bunun fiyatı ne kadar? Nerede? 4.97 Kanada doları. Arkadaşlar bakın ne buldum. Lipton çay buldum ve 7.47 dolardan 4.47'ye düşmüş sallama çay. Annemler de göndereceklerdi ama yine de ihtiyacım var. O yüzden onlar da bir gün bitecek. Bunu şimdi alıyorum. Çok mutluyum, çayım bitmiş de. Arkadaşlar çok güzel kupalar buldum ve çok da uygun fiyatı. Yani HomeSense'de bir tane kupa 10 dolarken burada ikilisi falan 6.97. Şu gördüğünüz elimdeki 3.97 miydi neydi? Aşırı güzeller ama şu mikrodalgayı olmadığı için mesela almayacağım. Yoksa buna karar vermiştim. Bu mikrodalgaya da giriyormuş. Bazen kahvemi ısıtabiliyorum çünkü. Görüşmeler arasında çok soğuyabiliyor. O yüzden bunu alıyorum galiba. Bir de 3.97 olunca bunun yanına başka bir şeyler daha alırım. 10 dolar vermemiş olunca yani. Şimdi metrodayım arkadaşlar. Eve dönüyorum. Sayıda gitti. Çünkü o benden daha önce iniyor. Benim iki duran daha var eve gidene kadar. Ben de Grand Hill Street'te inip evime 7 dakika yürüyeceğim ondan sonra. Bugünümüz de böyle de geçti. Bayağı bir şey aldım Walmart'tan ve bence IG'ye göre çok ucuz ayrıldım. Yani o kadar çok şey alıp sadece 40 dolar mı, 42 dolar mı ne ödedim ki IG'de 5 parça şey alıp 75-90 ödüyordum. O yüzden mutluyum. Bence fiyat farkı bayağı var. Eve geldim arkadaşlar. Aldıklarımı falan yerleştirdim. Size tekrar evde göstermedim Walmart'tan aldıklarımı ama bayağı bir şey aldım. Özellikle zaten size göstermiştim Walmart'ta. Şu çayı falan aldığım için çok mutluyum. Kupalardan da bunu seçtim. Ve dediğim gibi o kadar şey alıp 40 dolara çıkmak çok güzeldi. O şekilde beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni outlet videoları da gelmeye devam edecek. Çünkü Rira ile beraber başka bir outlet'e de gideceğiz. Havaalanına yakın bir tane, Templeton'a. Orada da çekeceğim zaten. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.